Merhabalar. Bugün Canev'le buluştuk. İkimizin de bireysel gelişime ilgisi var. Canev Mindfulness konusunda kendini eğitiyor. Ben bireysel gelişim üzerine birçok eğitim aldım. En son korona döneminde Toltek bilgeliğini araştırdım ve Don Miguel Ruiz'in kitaplarını okudum. Ve orada Don Miguel Ruiz'in bize karşı, insanlığa karşı şefkatini fark ettim. Hatalara karşı anlayışını fark ettim. Ve o kitabın içerisinde çok güzel bir dua buldum. Ve o duayı sizinle paylaşmak istiyorum. Evrenin yaratıcısı, bugün bizimle sevgiyi paylaşmanı istiyoruz. Seninle iletişim kurmak, seninle bütünleşmek istiyoruz. Çünkü senin sevgi olduğunu biliyoruz. Bize koşulsuz, beklentisiz, görevsiz, yargısız sevmemiz için yardım et. Kendimizi yargılamadan sevmemiz ve kabul etmemiz için bize yardım et. Başkalarını koşulsuz sevmemiz için yardım et. Onları yargılamadan kabul etmemiz için yardım et. Çünkü onları yargıladığımızda suçlu buluyoruz ve cezalandırıyoruz. Başkalarını reddettiğimizde kendimizi reddediyoruz. Kendimizi reddettiğimizde seni reddediyoruz. Yarattığın her şeyi koşulsuz sevmemiz için bize yardımcı ol. Bugün kalbimizdeki ruhsal zehri temizle. Zihnimizi yargılamadan özgürleştir. Böylece saf huzur ve saf sevgiyle yaşayabilelim. Bugün çok özel bir gün. Bugün yüreklerimizi yeniden açıyoruz ve birbirimize seni seviyorum diyoruz. Korkmadan, sevgiyi hissederek. Bugün Canev ve Gül kendimizi sana sunuyoruz. Bize ışık ol. Işık ol ki bunu tüm insanlıkla paylaşalım. Bugün sana şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle bize kendimiz olabilme özgürlüğünü verdiğin için. Bir şeyler söylemek ister misin Canev? Koşulsuz sevgiden bahsettin. Yargılamamaktan, özellikle kendimizi yargılamamaktan. Hiç kolay bir şey değil. Özellikle mükemmelliyetçi insanlar için. Şunu dinlemiştim geçen gün ve beni çok sarstı. Kendimizi yargıladığımız zaman zihnimizdeki öğrenmeyle ilgili hormonları, tarafları da kapıyormuşuz. Ama kendimize şefkat ve kibarlıkla yaklaştığımız zaman da kendimizi gelişmeye ve öğrenmeye zihnimizi açıyormuşuz. Ve bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bunu bilmediğimde çocukları da düşündüm. Aslında ebeveynler çocuklarının zekasını, öğrenme kapasitesini ne kadar çok etkiliyorlar. Ve kendimize de bunu yapıyoruz. Demek ki kendimize yargılayıcı konuştuğumuz her an da kendimizi hayata kapıyoruz aslında. Çünkü yeni bir şey keşfetmeyi, yeni bir şeyi öğrenmekten kendimizi mağdur bırakıyoruz. Evet, burada Canev çok güzel açıkladı. Hepimizin içinde bir yargıç, hepimizin içinde kendini suçlayan biri. Ve hepimiz bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Ama bu sesin, kendimizi suçlayan bu yargıcın nereden geldiğini bilmiyoruz. İşte Toltek bilgeliğinde bu çok güzel anlatılıyor. Ta küçükten ödül ve ceza sistemiyle ehlileşiyoruz. Koşullu sevgiyi öğreniyoruz. Benim istediğimi yaparsan ödüllendirirsin, ödüllendirilirsin. Yapmazsan cezalandırılırsın. Zaman içerisinde bu ödül ve ceza sistemiyle koşullanıp öyle davranmaya devam ediyoruz. Yani 6 yaşından sonra bizi cezalandıran bir anne babaya ihtiyaç kalmıyor. Artık siz bunu çok iyi bir şekilde yapıyorsunuz. Kendi kendinize. Burada zihninizde ebeveyn sesleri konuşuyor ve sürekli sizi yargılıyor. Evet, kalbinizde bir yasa kitapçığı var. Bu doğru, şu yanlış, bu doğru, şu yanlış. Ve ona karşı çıktığınız zaman yargıcı güçlendiriyorsunuz.
Mindfulness'ta da aslında düşüncelerimizi fark etmemizi öğretmeye çalışıyoruz kendi kendimize. Yani bunun sadece aslında bir düşünceden ibaret olduğunu, bizim o olmadığımızı. Yani o düşünceleri iyi kötü diye sınıflandırmak değil amaç mindfulness'ta. O düşünceleri sadece kabul edip seyretmek. Ve sadece düşünce olduklarını da. Zihin hikaye uydurmaya çok yakın bir aracımız. Ve ona inandığımız zaman hikayesini güçlendiriyoruz. Ama o hikayenin aslında gerçek olup olmadığını bilmeden onu gerçekmiş gibi yaşıyoruz hormonsal olarak da. Ve çoğu hastalığımız da maalesef bu şekilde gelişiyor. Hem fiziksel hem de kendi hayatımızda, ilişkilerimizde de. Ben de yani reaksiyonla hareket ettiğim durumlarda hep sonradan pişman oluyorum ki maalesef bunu halen yapıyorum. Gene daha iyiyim eskiye göre. Maalesef demeyeyim, gene kendimi yargılamış olur muyum? Kendimize zaman tanımak değil mi? Gelişimimizde de. Evet. Lütfen içinizdeki hikayeciye inanmayın. Lütfen artık ona karşı çıkın. Onu sorgulayın. İçinizdeki yaşa kitabını siz yazın. Size öğretilenleri değiştirin. İçinizdeki yargıcı susturabilecek tek kişi sizsiniz. Evet, izleyin. Onlar sadece düşünceler. Ve ara ara durun ve gözlemleyin. Bakalım zihniniz size neler anlatıyor. İstediğinizi alıp, istediğinizi özgür bırakma, inanmama, dinlememe seçeneğine sahipsiniz. Zihin her zaman ihtiyacımız olmayan bilgilerle ve senin de Gül'ün de anlattığı gibi öğrendiğimiz, öğrenme opsiyonumuz olmadan öğrendiğimiz bilgilerle gelmeye devam edecektir. Ama ona aynen köpeğimize, çocuğumuza davrandığımız gibi kibarlıkla hayır deme ve zamanı geldiğinde evet deme gücünüz olduğunu da hatırlamanızı isterim. Ve lütfen hatırlayın, siz zihin değilsiniz. Siz ondan çok daha öte bir varlıksınız. Yeniden buluşmak üzere, sevgilerle.